Bugün daha önce bütün konularını anlattığımız Cumhuriyet şiirini sorular üzerinden tekrarlayacağız. Böylece hem unuttuklarımızı hatırlama hem de bildiklerimizi pekiştirme fırsatı bulacağız. Bu soruların hepinize faydalı olacağını umuyorum. Birinci sorumuz bir eşleştirme sorusu. Bir numarada Refik Durbaş, iki numarada Ahmet Hamdi Tanpınar, üç numarada Enis Batur, dört numarada İlhan Berk ve beş numarada Melih Cevdet Anday'ı görüyoruz. Bu beş sanatçıyı karşılarındaki 1960 sonrası toplumcu şiir, garip şiir, saf şiir anlayışı, ikinci yeni şiir anlayışıyla eşleştirmeye çalışacağız. Ve bu eşleştirmede sanatçılardan biri açıkta kalacak. Yani numaralı sanatçılardan biri karşıdaki grupta verilen şiir anlayışlarından hiçbiriyle ilişkilendirilemeyecek. Sorunun çözümüne geçtiğimde, bir numaradaki Refik Durbaş'ı 1900 sonrası toplumcu şiirle, iki numaradaki Ahmet Hamdi Tanpınar'ı saf şiir anlayışıyla, dört numaradaki İlhan Berk'i ikinci yeni şiir anlayışıyla, beş numaradaki Melih Cevdet Anday'ı ise garip şiir anlayışıyla eşleştirebiliyorum. Ancak 3 numaradaki Enis Batur, 1980 sonrası şairlerimiz arasındadır ve karşıdaki hiçbir şiir anlayışıyla eşleştirilemediğinden sorunun yanıtı C. Enis Batur olacak. İkinci sorumuz, bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir şeklinde bir soru. Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum, benim sadık yârim kara topraktır dizelerinin sahibini arıyoruz. A. Murat Çobanoğlu, B. Aşık Mahzuni Şerif, C. Neşet Ertaş, D. Şeref Taşdoğan, E. Aşık Veysel seçeneklerine baktığımızda tabii ki benim sadık yârim kara topraktır dizesi bize Aşık Veysel'i hatırlatacak. Yanıt Edirne Aşık Veysel. Üçüncü sorumuz bir ÖSS sorusu. 2008'de sorulmuş. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ikinci yeni şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır şeklinde bir soru. 1. İkinci yeni şiiri garip şiirine bir tepkidir. 2. Başka bir deyişle anlamdan, gerçekten, yaşamdan kopmanın şiiridir. 3. Anlamdan kurtulmak, soyutluğu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gidilmiştir. 4. Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tanımlamalar kurulmuştur. 5. Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet öncülük etmiştir şeklinde bir parçamız var. Parçadaki cümlelerin ilk dördünün doğruluğuna katılıyoruz. Evet, ikinci yeni şiir bu özellikleri taşır. Ancak beş numarada, yani ikinci yeni sanatçılarının verildiği cümlede bir bilgi yanlışlığı var. Çünkü burada verilen sanatçılar, yani Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet, İkinci yeni sanatçıları değil, garip dediğimiz birinci yeni şiirin sanatçıları. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı Edirne olacak. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında eser veren şairlerden biri değildir şeklinde? A. Murat Anmungan, B. Hüseyin Attansoy, C. Küçük İskender, D. Erdem Bayezid, E. Lale Müldür seçenekleri arasında doğru yanıt D. Erdem Bayezid'dir. Çünkü Erdem Bayezid diğer dört sanatçı gibi 1980 sonrasında eser veren şairlerden biri değil, dini ve manevi duyarlılığı yansıtan şairlerimizden biridir. Bu nedenle yanıt D olacak. 5. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. İlk şiirlerini 1936'da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Bu parçada söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir sorusuna A. Cahit Sıtkı Tarancı, B. Faruk Nafiz Çamlıbel, C. Orhan Veli Kanık, D. Fazıl Hüsnü Dağlarca, E. Cahit Kulebi yanıtlarından birini seçecek olursak
Tabii ki C seçeneğindeki Orhan Veli Kanı'nı seçeceğiz. Çünkü bu parçanın içinde şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır ifadesi tam da Orhan Veli'yi tanımlayan bir ifade olur. Özellikle şairanelikten uzak durmak, şairaneliğe karşı çıkmak, yani süslü sanatlı alışılmış söyleyişe karşı çıkmak onun şiirimize getirdiği bir yeniliktir. Garip akımının öncüsüdür. Yanıt Ceyhan olacak. 6. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet döneminde aşık tarzı halk edebiyatının büyük ustalarındandır. Yaşayan Türkçe ve hece örtüsüyle aşk ve gurbet şiirleri yazmış, özellikle taşlamalarıyla adını duyurmuş, şiirlerinde içten bir anlatım yakalamış, birçok şiiri bestelenmiş, Mihriban adlı şiiriyle gönüllerde taht kurmuştur. A. Abdurrahim Karakoç, B. Aşık Feymani, C. Şeref Taşdoğa, D. Aşık Mahsuni Şerif, E. Neşet Ertaş seçeneklerine baktığımızda özellikle Mihriman adlı şiiriyle gönüllerde taht kurduğu söylenen şair tabii ki A'daki Abdurrahim Karakoç'tur. Biliyorsunuz Mihriban Musa Eroğlu tarafından bestelenmiş, halkın diline düşmüş önemli de türküdür. 7. Bu metinde söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. 1980 sonrası Türk şiirinin kendine özgü sese sahip şairlerindendir. Sade, ince ve lirik bir duyuşla insan-dünya ilişkisini ve insanın evrendeki temel varoluş sebebini sorgular. Şiirlerinin ana izleyici yani teması başta ölüm olmak üzere yalnızlık ve yabancılaşmadır. Narın imgelem dünyasını genişleten sanatçı, 40 şiir ve bir kitabıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne, Keder Gibi Ödünç adlı eseriyle Cemal Süreyya Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür. Ebu Bekir Eroğlu, Lale Müldür, Hüseyin Attansoy, Enis Batur ve Haydar Gülen, Ergülen seçenekleri arasından biz tabii ki Haydar Ergülen'i seçeceğiz. Çünkü Nar, 40 Şiir ve Bir, Keder Gibi Ödünç gibi kitaplar Haydar Ergülen'in şiir kitaplarıdır. Sorumuzun doğru yanıtı Edirne olacak. 8. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının ilkelerinden değildir şeklinde bir soru. A. Anlam kapalılığı ve soyutluk şiire hakim kılınmıştır. B. affedersiniz, ahenge önem verilmiş musiki ve söyleyiş güzelliğinden yararlanılmıştır. C. Biçim güzelliği önemsenmiş, mükemmelliyetçilik yakalanmaya çalışılmıştır. D. Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenilmiştir. E. Didaktik konular işlenmiştir şeklinde seçeneklerimiz. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğinde didaktik konular işlenmiştir olacak. Çünkü E seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Öz saf şiir, lirik şiirlerin ağırlıklı olduğu bir akımdır. 1930-1945 arasında çok etkili olan öz saf şiir, ilk dört seçenekte verilen özelliklerin hepsini taşır. Hatta bir sanatçılarını da hatırlayalım. Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhit Dranas başta olmak üzere birçok Cumhuriyet sanatçısı bu akımdan etkilenmiştir. Ancak bu sanatçıların hepsi lirik şiirler yazarak öz saf şiir örneklerini vermişlerdir. Didaktik konular işlenmiştir bilgisi yanlış bir bilgi olur. Yanıtımız Edirne. 9. soru, yine bir sanatçı sorusu. Bu parçada tanıtılan sanatçıyı bulmamızı istiyor bizden. Şiirlerinde zaman, rüya, masal, musiki kavramlarına geniş yer vermiştir. Aşk, ölüm, metafizik gibi temalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman teması, bilinçaltına ve insan ruhuna inen duyarlılık görülür. Şiirlerimde sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlattım diyerek nesir diliyle şiir dilini birleştirmiştir. Bu sanatçının kim olduğunu sormuşlar bize. A. Ziya Osman Sabah, B. Necip Fazıl Kısakürek, C. Cahit Sıtkı Tarancı, D. Ahmet Hamdi Tanpınar, E. Ahmet Muhit Dranas seçenekler arasında bir seçim yapacağız. Seçimimizi parçada verilen zaman, rüya, bilinçaltı gibi kavramları çok kullanması bakımından Ahmet Hamdi Tanpınar'dan yapacağız. Bu arada roman ve hikayelerimde anlattığım gibi bir ifade kullanılmış parçanın içinde sanatçının ağzından. Ben 5 seçeneğe baktığımda hem roman, hem hikaye, hem de şiir yazan sadece 2 kişi var. Bunlardan biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri Ahmet Hamdi Tanpınar. Ancak
Necip Fazıl Kısakürek'in sadece bir romanı var. Romanlarım ifadesini kullanabildiğine göre yanıt bu açıdan da bakarsak D'deki Ahmet Hamdi Tanpınar olacaktır. Çünkü onun birden çok romanı var. En başta hatırlayacaklarımız Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü olacaktır. 10. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Şeklinde bir dörtlüğümüz var Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Sorunun çözümüne geçtiğimizde A seçeneğindeki kahramanlık temasının işlendiğini Zafer dedikleri kahraman peri dizesinden, üçüncü dizeden anlıyoruz. Şiirin hece ölçüsüyle yazılıp yazılmadığını anlamanın yolunu biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? Dizelerdeki hece sayılarını sayıyoruz. Affedersiniz ve şiire baktığımda 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyorum. Bu epik bir şiir olduğu için, zaferden, kahramanlıktan söz ettiği için D seçeneğindeki coşkulu ve yiğitçe bir söyleyiş hakimdir ifadesi doğru alabilir. Teşbih sanatına yer verilmiştir diyen E seçeneğini ise üçüncü dizede buluyoruz. Teşbih diğer adıyla benzetme sanatı, zafer dedikleri kahraman peri ifadesinde neyle bize örneklenmiş? Tabii ki peri sözcüğünün zafere benzetilmesiyle perinin, zaferin daha doğrusu kahraman bir periye benzetilmesiyle örneklenmiş. Bu arada dizilişe baktığımızda düz uyakla yazılmış bir şiir olduğunu görüyoruz. A, 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 B şeklinde uyaklanmış ama B seçeneği sarmal kafiye düzeni kullanılmıştır diyor. Oysa ki sarmal uyak A, B, B, A dizilişinde olacaktı. Bu nedenle B'de verilen bilgi yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla söylenemez. Sorunun yanıtı B seçeneği olacak. 11. sorumuz bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir soru. Nedir zaman nedir? Bir su mu? Bir kuş mu? Nedir zaman nedir? İniş mi? Yokuş mu? Şeklinde bir dörtlüğümüz var. A. Ritim hece ölçüsüyle sağlanmıştır. B. İkinci yeni şiir geleneğiyle yazılmıştır. C. İstifham sanatına yer verilmiştir. D. Redif ve kafiyeye yer verilmiştir. Ve işlenen tema zamandır şeklinde de E seçeneği var. Şimdi birlikte bu seçeneklerin hangisinin söylenemeyeceğini araştıralım. A seçeneği ritim hece ölçüsüyle sağlanmıştır diyor. Şiirin dizelerini saydığımızda dört dizenin de şiirimizde, edebiyatımızda pek de rastlanmayan altılı hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Yani A'daki bilgi doğru. C seçeneğine geçtiğimde istifham yani soru sorma sanatına yer verilmiştir diyor. D seçeneğinde bir su mu bir kuş mu? İniş mi yokuş mu? Nedir zaman nedir şeklinde bakıyoruz. Dört seçenekte de yani dört dizede de soru sorulduğunu görüyoruz. O halde istifham sanatı örneklenmiştir. D seçeneği redif ve kafiyeye yer verilmiştir diyor. Hemen şiire baktığımızda ikinci dizedeki kuş sözcüğüyle dördüncü dizedeki yokuş sözcüğünün içindeki kuş seslerinin yani üç sesin zengin oyak oluşturduğunu, bir ve üçüncü dizelerin aynen tekrarlandığını yani dize halinde redife örnek verildiğini, ayrıca iki ve dördüncü dizelerdeki Munsure edatının da aynen tekrarlanan sözcüklere örnek olduğunu ve sözcük halinde redif olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda B seçeneğinde ikinci yeni şiir geleneğine yazılmıştır bilgisine ulaşamıyoruz. Çünkü ikinci yeninin ölçüsüz, serbest bir zihniyette yazılmış, kapalı, çağrışımlarla dolu şiirine bir örnek olduğunu söyleyemeyiz bunun. Bu zaman konusunun işlendiği bir şiir ve öz şiir temsilcisi Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir şiir. Yanıt Bursa olacak arkadaşlar. 12. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. Şiirlerinde çocukluk anıları, çocukluk günlerine özlem, ev, aile sevgisi, küçük mutluluklarla yetinme, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, şefkat, acıma, ölüm ve öbür dünya özlemi gibi konuları işlemiştir. En tanınmış şiiri Sebil ve Güvercinler'dir şeklinde bir sorumuz var. A. Yaşar Nabi Nayır, B. Kenan Hulusi Koray, C. Ziya Osman Sabah, D. Cevdet Kudret Solok, E. Vasfi Mahir Kocatürk seçeneklerine baktığımızda sorunun bütün seçeneklerinin 1928'de Meşale dergisiyle ortaya çıkan ve şiirdeki görüşlerini canlılık, samimiyet, yenilik sloganıyla ortaya koyan 7 Meşale grubuna ait şairlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu şairler arasında C seçeneğindeki Ziya Osman Sabah sorunun doğru yanıtıdır.
Çünkü Sebil ve Güvercinler Ziya Osman Sabah'ın yapıtıdır. Doğru yanıtımız Ceyhan olacak. 13. Yine bir sanatçı tanıma sorusu. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru. Çağdaş Türk şiirinin mistik şairidir. Pek çok türde eser vermiş ancak şairlik yönü ağır basmıştır. Şairlik hayatı 1934'e kadar ve 1934 sonrası olmak üzere iki dönemde incelenir. Şiirlerinde yalnızlık, ölüm, tabiat ve kadın gibi temalara yer vermiştir. İslami ideolojik söylemlerle kendine özgü şiir anlayışı oluşturmuştur. Kaldırımlar şairi olarak tanınan sanatçı, Sakarya Türküsü ve Çile adlı şiirleriyle özdeşleşmiştir. Tabii ben kaldırımlar şairi der demez, sizin yanıtı bulduğunuzdan eminim sevgili gençler. A. Ahmet Hamdi Tanpınar, B. Cahit Sıtkı Tarancı, C. Necip Fazıl Kısakürek, D. Mehmet Akif Ersoy, E. Ahmet Muhip Duranas seçeneklerinden, C seçeneğindeki Necip Fazıl Kısakürek, edebiyatımızda kaldırımlar şairi olarak tanınan ve Sakarya Türküsü, Çile adlı şiirleriyle özdeşleşen sanatçımızdır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı C olacak. Bu yanıtı kolaylıkla sizin de bulduğunuzdan kuşkum yok. 14. Aşağıdaki eserlerden hangisi 1980 sonrası sanatçılardan birine ait değildir? A. Gözlerim sığmıyor yüzüme. B. Celladıma gülümserken. C. Üzgün Kediler Gazeli. D. Balkon çıkmazının efendilik tarihi. E. Kuşluk saatleri. Tabii soru sizden bu sanatçıları bilmenizi istiyor. Öncelikle bu yapıtlar hangi sanatçılara aittir? Oradan sonra da sanatçının ait olduğu dönemi bilmenizi istiyor. Çözüme geçtiğimizde A seçeneğindeki Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Küçük İskender. C seçeneğindeki Üzgün Kediler Gazeli, Haydar Ergülen. D seçeneğindeki Balkon Çıkmazındaki Efendilik Tarihi, Hüseyin Attansoy. Ve E seçeneğindeki Kuşluk Saatleri, Ebubekir Eroğlu'na yani 1980 sonrası çeşitli tarzlarda şiir yazan sanatçılara ait. Ancak B seçeneğindeki Celladıma Gülümserken İsmet Özel'i, biliyorsunuz İsmet Özel 1960 sonrası toplumcular arasında da İslami duyarlılıkla şiir yazan sanatçılar arasında da ve ikinci yeniden etkilenen sanatçılar arasında da adı geçen bir sanatçımız. Ancak onun yapıtlarının ağırlığı 1980 sonrasında değil, tarzı da 1980 sonrasının tarzına çok yakın bir tarz değil. Bundan dolayı B seçeneğindeki İsmet Özel'e ait Celladıma Gülümserken sorunun doğru yanıtı olacak. 15. sorumuz, Edip Cansever'in anlattıklarından sonra hangi şiiri ya daha doğrusu hangi şiir anlayışını tanıtmıştır şeklinde bir soru. Soru der ki bu parçada Edip Cansever'in sözünü ettiği şiirler aşağıdaki toplulukların hangisinin anlayışı ile ilgilidir? Bir gün Tanpınar şiirlerimi görmek istiyor. 17-18 yaşlarındayım. Tüneldeki Narmanlı yurduna gidiyorum. Bana kocaman bir çay fincanıyla kahve sunuyor. Yine kocaman masasına oturup gözlüğünü taktıktan sonra hiçbir bıkma belirtisi göstermeden bütün şiirlerimi okuyor. Okuması bittikten sonra başını kaldırarak İlk cümlesini söylüyor. Bunlar çok güzel, hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil. Tabii bu yargı iyiden iyiye yadırgatıyor beni. Gene de anlamış görünerek çıkıyorum dışarı. Çıkmadan daha başka şeyler de söylüyor. Neden ölçülü, uyaklı yazmadığımı soruyor bir ara. Edip Cansever'in kendisinin de içinde bulunduğu şiir topluluğunu, yani ikinci yeniyi anlattığı bu sorunun doğru yanıtı Denizli olur. Çünkü Tanpınar'ın da okuduktan sonra güzel, hepsi de güzel ama hiçbiri şiir değil şeklinde eleştirdiği bu şiir anlayışı ikinci yeni ifade eden ve ikinci yeninin çok eleştirildiği ifadelerden biridir. Nedir o? Şiirin anlaşılmazlığı ya da biçimsel olarak içerik açısından şiire benzemeyişi gibi eleştiriler hem birinci yeniye hem ikinci yeniye yapılmıştır. Ama Edip Cansever'in kendi şiirini tanımlayarak söylediği tabii ki ikinci yeni olacak sorunun doğru yanıtı. Yukarıdaki şiir, aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine aittir şeklinde bir sorumuz var. Ben burada bir sıkıntıyım. Atımdan iniyorum. Benim atım her zaman. Kim bilir kime sesleniyorum? Sessizlik. Yosunlar, taşlar o mezar yazıtlarından. Yaz gelmiş, zakkumlar açmış, elimi bile sürmedim. Sürsem bile ne çıkar ama sürmedim.
Ölü bir şey kalıyor dünyadan, yapraklardan. Ben burada bir sıkıntıyım, atımdan iniyorum. Benim atım her zaman şeklinde bir şiir var. Şimdi sevgili gençler, şiire baktığımızda öncelikle hiç bilmediğimiz bir sözcük olmadığını görüyoruz. Fakat bütün sözcükleri bilmemize rağmen, yani Cumhuriyet dönemi Türkçesine uygun sözcükler seçilmiş olmasına rağmen şiir anlamakta zorlanıyoruz. Şiirin her dizesi bir diğeriyle içerik bakımından pek bağıntılı değil. Ya da kapalı, imgeli bir şiir, çağrışımlarla dolu bir şiir. Bütün bu ifadeler, şiir hakkındaki bu yorumlarımız bizi B seçeneğindeki ikinci yeni şiirine götürüyor. Çünkü ikinci yeni şiiri, evet, kapalı, çağrışımlarla dolu, imgeli bir şiirdir. Anlaşılması zordur. Soyutluğun sınırını aşmış bir şiirdir neredeyse. Ve B seçeneğindeki ikinci yeni şiir ifadesini bu şiirin Edip Cansever'e ait Yılkı şiiri olduğunu hatırlatarak da pekiştirelim. Biliyorsunuz Edip Cansever de Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Kemal Özer gibi bir ikinci yeni şairi. Bu şiirde ona ait sorunun doğru yanıtı B seçeneği olacak. 17. sorumuz, aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerini farklı bir anlayışla yazmıştır şeklinde bir soru. A. Ahmet Muhittir Anas, B. Ahmet Hamdi Tanpınar, C. Cahit Sıtkı Tarancı, D. Erdem Bayezid, E. Ziya Osman Sabah seçenekleri arasından doğru yanıtın D olduğuna karar veriyoruz. Çünkü A, B, C ve E seçeneklerindeki sanatçılar öz şiir anlayışına uygun yapıtlar vermiş sanatçılar. D'deki Erdem Bayezid ise bizim dini, mistikçi şiir dediğimiz dini ve manevi değerlere duyarlı, metafizik ötesine dikkate alan, bunlardan söz eden şiirin temsilcisi olan Erdem Bayezid. O nedenle sorunun doğru yanıtı Deniz'de olacak. 18. Yine bir şiir verilmiş bize. Şiirdeki ülkemiz, yurdumuz, aydınlık, kardeşlik, umut, gençlik sözcüklerinin çağrıştırdığı kavramlardan yola çıkılarak bu şiirin aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olduğu söylenebilir denmiş. Ve A. ikinci yeni şiir, B. halk şiiri, C. dini ve manevi duyarlılığı yansıtan şiir, D. toplumcu eğilimleri yansıtan şiir, E. milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir seçeneklerinden birini seçmemiz istenmiş. Ülkemiz, yurdumuz, sevdamız, kardeşliğimiz, ülkemiz, yurdumuz, aydınlığımız, gençliğimiz, ülkemiz, yurdumuz yani yenilmez umudumuz, ülkemiz, yurdumuz, kocamayan gelinimiz, yazan kalemimiz, öfkeli sevincimiz, alın yazımız, bitmez çilimiz dizelerinde kolektif yani bütünleştirici bir anlayış görüyoruz. Çile sözcüğünde, bitmez çile sözcüğünde eleştiri görüyoruz. Öfkeli sevinç sözcüğünde karmaşık duyguların getirdiği yani kavgayla ülkede yaşamanın sevincinin birbirine karıştığını görüyoruz. Aydınlık bir gelecek umudundan bahseden bu dizeler tabii ki D seçeneğindeki toplumcu eğilimleri yansıtan şiirin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Şiir Cumhuriyet dönemi sanatçılarından Özdemir İnci'ye ait. Doğru yanıtımız Deniz'de olacak. 19. sorumuz. Her şey, her şey şu tek müjdede. Yoktur ölüm Allah diyene. Canım kurban başı secdede, iki büktüm Allah diyene. Şeklinde bir dörtlüğümüz var. Ve bu şiir ait olduğu şiir anlayışı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olamaz şeklinde bir sorumuz var. A. Ece Ayhan, B. Necip Fazıl Kısakürek, C. Cahit Zarifoğlu, D. Sezai Karakoç ve E. Ebubekir Eroğlu seçeneklerinden doğru yanıt olarak A'daki Ece Ayhan'da karar kılıyoruz. Çünkü diğer dört seçenekteki sanatçılar yani Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç ve Asaf Halep Çelebi dikkatle incelendiğinde başka bir şiir anlayışının yani dini ve mistik şiir anlayışının inançları dile getiren, manevi duyarlılıklara önem veren şiir anlayışının temsilcileri. Ancak A seçeneğindeki Ece Ayhan, ikinci yeni şiirin temsilcisi olduğundan doğru yanıt Adana olacak. 20. sorumuz, 1940 öncesinde bireysel duyarlılıklara, üstelik heceli uyaklı biçimlerle bağlı şair, 1940'lı yıllarda çevresindeki dünya ile bütün çelişmeleri içinde yüz yüze gelir.
Demek ki şairin şiir anlayışında bir değişiklik olmuş. Savaş yıllarının daha da ağırlaştırdığı koşullarda işçisi, köylüsü, dar gelirlisi ve yoksuluyla çileli yaşamı bölüşen insanlardır gördüğü sanatçımızın. O yaşamın içinde onun daha da yakından tanıdığı okul, hastane, sanatoryum ve cezaevi çevresidir. Şair de ister istemez soyut insandan, acı çeken, ezilen somut insana çevirecektir bakışlarını. Bu, temalarını belirlerken şiirinin biçimini de değiştirir. Dili gitgide yalınlaşır, açık ve akıcı bir nitelik kazanır. Tanıdığı çevrelerin insanlarını, onların duyguları, özlemleri ve çelişkilerini yine onların diliyle yansıtır şiire. Yerine göre halk deyimlerinden de yararlanır şair. Sosyal acılara sözcülük ederken yergici olmamasına imkan var mı? Ne var ki? Yapıcı bir yergidir bu. Ve daha güzel bir dünyaya olan umuttan da kopuk değildir. Bu parçada söz edilen sanatçı ve onun benimsediği edebi akım sorulmuş bize. A seçeneğinde ikinci yeni Ülkü Tamer, B seçeneğinde birinci yeni Orhan Veli Kanık, C seçeneğinde saf şiir Yahya Kemal Beyatlı, D seçeneğinde toplumcu gerçekçi şiir Rıfat Ilgaz ve E seçeneğinde milli edebiyat Mehmet Emin Yurdakul seçenekleri arasından D'deki toplumcu gerçekçi şiir ve Rıfat Ilgaz'ı seçiyoruz. Niye derseniz, parçanın ikinci satırının sonundan başlayarak savaş yıllarının daha da ağırlaştırdığı koşullarda işçisi, köylüsü, dar gelirlisi ve yoksuluyla çileli yaşamı bölüşen insanlardır gördüğü sanatçımızın denmiş. Bir kere işçiyle, köylüyle, dar gelirliyle, yoksulla, zorluk çeken insanlarla ilgili olan şairler tabii ki toplumcu gerçekçi şairler. Ayrıca bir ipucu daha var. Dördüncü satırda o yaşamın içinde onun daha da yakından tanıdığı okul, hastane, sanatoryum ve cezaevi çevresidir derken Rıfat Ilgaz kastedilmiş tabii ki. Çünkü Rıfat Ilgaz bir öğretmen, yani okula uzak, okullara yabancı olan bir şair değil. Uzun zaman rahatsızlık çektiği veremden dolayı hastane ve sanatoryum arasında mekik dokuyan bir şair o. Ve sık sık yazdıklarından dolayı yargılanıp tutuklanıp cezaevine girip çıkan bir şair olduğundan tabii ki D seçeneğindeki Rıfat Ilgaz seçeneği en uygunu olacaktır. Sevgili gençler, bu soruyla beraber Cumhuriyet şiiri için yaptığımız genel tekrarımız sona eriyor. Başka bir derste, başka bir konuda buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.